Farklı branşların konuşulduğu tek adres Spor 360'tan mutlu günler değerli izleyenler. Bugün yine Sports TV stüdyolarında birbirinden değerli konuklarımız bizlerle beraber olacak ve yaklaşık 45-50 dakikalık süre boyunca masa tenisini konuşacağız. Spor TV'yi yakından takip eden izleyicilerimiz belki fazlasıyla aşina olacaklardır bu konuya. Hem yayın anlamında hem de stüdyoda yaptığımız programlar itibariyle masa tenisine özellikle geçtiğimiz son bir yıllık süreç içerisinde fazlasıyla yer vermeye çalışıyoruz. Ve bu konuda da izleyicilerimizin ciddi bilgisinin olduğunu söylemek lazım. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden özellikle maç yayınları esnasında çok büyük destekler geliyor ve bu destekler de aslında federasyonun çalışmalarını çok daha iyi bir noktaya getiriyor. Bunları bugün olabildiğince konuşacağız. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Sayın Kerim Koç bizlerle birlikte ve aynı zamanda antrenör Halil Adak ve sporcu Özge Yılmaz'la birlikte olacağız. Milli sporcumuz Özge Yılmaz'ın başarılarını ve federasyonun çalışmalarını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. İlerleyen dakikalarda daha detaylı konuşacağız. Ben şimdiden izleyicilerimize onun bilgisini vereyim. Avrupa Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen 15 yaş altı, yanlışım yok, doğru söylüyorum, varsa lütfen düzeltin. 15 yaş altı Avrupa en iyi onlar turnuvasında milli sporcumuz 9 maçın 6'sını kazanarak Avrupa ikincisi olmayı başardı. Avrupa şampiyonluğunun kıl payı kaçtığını söylemek lazım. Bir dahaki turnuvalarda o şampiyonluk haberleriyle beraber burada hep birlikte program yapıyor olacağız. Bu konuyu da konuşacağız. Özge'nin duygularını da alacağız ama tabii sezon açılıyor ve yoğun bir faaliyet programı ve takvimi var. Başkanım, öncelikle sizle başlayalım. Nasıl bir takvim, nasıl bir yoğunluk masa tenisini ve izleyicileri bekliyor? Evet, teşekkür ediyoruz. Öncelikle benim üçüncü kez Spor 360'taki programım. Sporun, masa tenisinin artık adresi gerçekten de Spor TV oldu. Biz camiamızdan da bunun karşılığını alıyoruz. Gerek yayınladığınız yayınlar, maçlar, uluslararası maçlar, gerek bizlere verdiğiniz bu tür şanslarla masa tenisini sizlerin aracılığıyla halkımıza çok daha iyi bir şekilde anlatma fırsatı buluyoruz. Bunun için teşekkür ederek başlamak istedim ben. Tabii geçtiğimiz Haziran ayında 2016-2017 sezonunu bitirmiştik, tamamlamıştık. Güzel başarıları elde etmiştik. Onları notunu aldık. Artık oradaki tecrübelerimizi bu yıla aktarmak istiyoruz. 2017-2018 sezonu da bu hafta sonu Rize'de yapılacak Yıldızlar Türkiye Şampiyonası ile başlıyor. Ondan sonra da Adana ilimizde çok büyük bir organizasyon yapıyoruz. Bütün masa tenis severleri, Adana camiasını ve çevre illeri davet ediyoruz. 4 ligimiz vardı biliyorsunuz, geçtiğimiz programlarda anlatmıştık. Bu 4 ligimizde aynı anda oynatacağımız 128 takımın katılacağı tahmini 1000 kişilik bir faaliyet yapıyoruz. Tarihimizde bu da bir ilk, bütün ligleri birleştirdik. Çok güzel bir etkinlik havasında liglerimizi başlatacağız. Çok yoğun bir faaliyet takvimimiz var. 150'nin üzerinde yıllık faaliyetimiz görünüyor. Yurt içi, yurt dışı. Veteranları da koyarsak bu 180'lere çıkıyor. Yoğun bir yıl bizi bekliyor diyebiliriz. Devam edelim. Hocam Halil Adak, öncelikle siz de hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler. Genelde herkes, işte genç sporcu yetiştirmemiz gerekiyor. Branşı ayırmıyorum. Lisanslı sporcu sayımızı arttırmamız gerekiyor. En çok konuşulan konulardan biri bu ama aslında o lisanslı sporcu ve kaliteli sporcu yetiştirilme konusunda konuşulması gereken ve yatırım yapılması gereken ana konu antrenörlerimizin gelişimi. Bu anlamda işleriniz çok zor. Çünkü sizin üzerinizde çok daha büyük bir sorumluluk var. Ama biz Sayın Kerim Başkanım'la birlikte de burada yaptığımız programlarda hep bunu görebiliyoruz. Masa tenisi farklı bir olguyla beraber büyümeye devam ediyor. Çok güzel bir hava, çok güzel bir birliktelik var federasyonun içerisinde. Bir antrenör olarak siz bu çalışmayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sporcu sayısının yükseltilmesi ve lisanslı sporcu sayısının yükseltilmesi ön plandaydı. Zaten Özge'yi, Özge'lerin grubunu benim okuldan seçme şartım oydu. 120 sporcu geldi kursumuza. Sporcu sayımızı yükseltelim derken Özge'leri o grubun içinden seçtik. Haliyle yaz döneminde elenen sporcular arasında 15-20 tane sporcumuz kaldı. Bu hedef sporcuların arasında da Özge de vardı. Hatta Özge'yi ben eleme aşamasında elemiştim sağ eliyle oynadığı için. Sonra da dedi ki ben sol elimle oynuyorum dedi. Sol eliyle başladıktan sonra Özge ile inanılmaz bir ivmelenme kazandık. Baktım Özge'de istek var, yetenek var, mücadele var. Masa tenisinde aranan şartlar. Şu an sol eliyle mi oynuyor evet. Özge? Peki solak mıydı? Hayır. Normalde bu, sağ. Çok zordur. Hani bunun üzerinde biraz daha açarak devam etmek lazım. Yani insanlar
solakların sağ elini kullanmasının ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Tam tersi kez aynı şekilde. Kesinlikle. Ama bırakın bunu kullanmayı, beraberinde kariyerinde daha 15 yaşında Avrupa ikinciliğine kadar ilerledi. Evet. Bu çok zor olmadı mı? Kesinlikle çok zor oldu. Özge bırak elendikten sonra Özge ağlamaya başladı. Ailesine söylemiş, hatta beden eğitimi öğretmeni geldi bana söyledi. Hocam dedi, Özge dedi solak dedi. Ben dedim solaksa hemen alalım dedim. Eleme falan yok dedik Özge'ye. Özge ile öyle bir masinist hikayesi başladı. Ve her geçen gün de üzerine koydu. Her geçen gün başarısının yetersiz olduğunu, daha çok başarı istediğini söyledi. Yeter ki böyle sporcular olsun. Bizler çalışmaya her zaman hazırız zaten. Özge ile gece gündüz, yaz sezonu daha bir gün dahi tatili olmadı. 5 yıldır oynuyor. 5 yıldır bir gün dahi tatili olmadı Özge'nin. Her zaman çalıştı ve sonunda meyvelerini topladık. Kesinlikle. Daha da iyisini yapacağız inşallah. Başarı kolay kolay gelmiyor. Belli fedakarlıkların yapılabiliyor Kesinlikle. Olması lazım. Ve Özge de henüz 15 yaşında bunları fazlasıyla gerçekleştirerek buraya Avrupa ikincisi olarak geldi aslında. O başarıyı konuşacağız ama senin masa tenisiyle birlikteliğin nasıl başladı? Biraz onlardan konuşalım. 10 yaşında başladın. Antrenörün de belirttiği gibi. Seni kim yönlendirdi? Neden masa tenisini seçtin? Biraz bunlardan bahsedebilir misin? Yani ilk anaokulunda, yani anaokulundan çıkarken... Daha da eskiye gidiyor o zaman o evet, tanışma. Evet, ablalarımız masa tenisi oynuyordu. Ben onların toplarını veriyordum sürekli. Dördüncü sınıfta beden eğitim hocası gelip işte masa tenisi oynamak isteyen var mı diye sordu. Ben de işte isteğimi belirttim. Sonra Ali Hocam'ın yanına gittik. Sonra işte lisans falan çıktı, işte elendim falan oralarda. Ondan sonra işte çalışmalara devam ettik. Yani isteğimi belirttim önceme. Ben şunu da merak ediyorum. Genelde işte farklı branşlarda öğrenciler yönelmeye başladığı zaman ailelerde bir korku olur. Masa tenisiyle ilgili ya da işte yüzmeyi buraya koyabiliriz, farklı diğer branşları koyabiliriz. Orada bazı korkular olur. Sen masa tenisine karar verdiğinde, oynamak istediğinde ailenin bakışı nasıl oldu? Yani ailem benim isteğime saygı duyuyor. Yani ben ne istiyorsam onu uyguluyor yani. En önemli iki konudan aslında çok iyi geçmişsin. Bir, doğru antrenörler, beden eğitim öğretmeni de bunun içerisine dahil ediyorum. Sana güzel yol seçen hocaların karşına çıkmış ve ailenin sana gösterdiği büyük destek. Bu ikisi de birleşince ortaya çok güzel başarılar çıkıyor. Onlardan yine bahsedeceğiz tabii ki. Az önce Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Sayın Kerim Koç'la beraber sezon takviminden, yoğunluğundan bahsetmiştik ama bu çalışmaları biraz daha detaylandırarak devam edelim istiyorum. Yakın tarihte yapacağımız bir organizasyon, görebileceğimiz bir organizasyon ya da federasyonun bu çalışmaları yaparken nasıl bir yoğunlukta ilerlediği, biraz daha bu detaylarla gidelim. Evet, tabii son 4 ayı da işin içine katarsak, son 4 ayda 4 tane büyük faaliyet yapıldı uluslararası. 4'ünden de madalyayla dönme durumumuz var. 4'ünden de madalya kazandık. Bu anlamda yakın geçmiş iyi. Yakın gelecekte de tekrar milli takımın seçme kriterleri yayınlandı. Tekrar ona göre de milli takım seçmeleri yapılacak. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl milli takım seçmede Türkiye Şampiyonası çok önemli olduğu için bunu Spor TV'den canlı yayınlama durumumuz vardı. İnşallah bu sene de yine bir canlı yayın programıyla vatandaşlara da camiamızda bunu aktarmak niyetindeyiz. Bu Türkiye Şampiyonları çok önemli. Yıllık bazında bir Türkiye Şampiyonası ve işte ondan sonraki birkaç özel turnuvanın sonucunda alınan puanlarla milli takımımız şekilleniyor. Geçtiğimiz yılın şekilli takımını şu ana kadar devam ettiriyoruz. Önümüzdeki aylarda da tekrar bunun seçilmesi olacak. Bakalım kim ne kadar formda diye buna bakacağız. Bu arada tabii uluslararası çok fazla maçımız oluyor. Bizim dönemde daha çok biz uluslararası maçlara çok fazla gitmeye çalışıyoruz. Bütçemiz el verdiği şekilde. Şimdi mesela geçtiğimiz aylarda Avrupa'da yine farklı bir derece daha aldı. Sadece bu top 10'da değil. Ondan önce de Avrupa Şampiyonası vardı Yıldızlar'da. Bir de Ece diye bir kardeşimiz var. Detayları belki Halil Hocam değinir ama onlar da orada da tekrar derece aldılar. Ece bugün yurt dışında kampta olduğu için aramızda değil. İyi bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyon geliyor, hızlı bir şekilde geliyor. Bunları biz önünü açmaya çalışıyoruz federasyon olarak. Aynı zamanda ligde de oynuyorlar. Bir takımları var işte Kayseri Belediyesi'nde. Şimdi Avrupa'ya gidecekler herhalde önümüzdeki günlerde. Avrupa Kupası'nda mücadele edecekler. Hiç durmuyorlar maşallah. Sürekli maçtalar. Bu da başarıyı getiriyor. Çok maç etmek önemli. Bizler de federasyon olarak bu imkanları, izinleri veriyoruz.
Bu konu çok önemli çünkü genelde uluslararası sulara açıldığı zaman sporcularımızın ve ortaya bir başarısızlık çıktığı zaman dem vurdukları en önemli konulardan biri ülkedeki rekabet ortamının biraz düşük olması, diğer tarafta da yıl içerisinde kendimizi çok fazla deneyemiyoruz eleştirileri oluyordu. Organizasyon sayısının azlığı ama sizin çalışmalarınızla beraber bu konuda çok ciddi adımlar atılıyor. Bunun doğru orantılı bir başarı getirdiğini düşünüyor musunuz? Kesinlikle. Şimdi gerçekten sporcu yetiştirilmesi çok çok önemli. Vefalı bir durum, zor bir durum, meşakkatli bir durum. Burada en büyük yük antrenörlere düşüyor. Çok ciddi anlamda fedakarlık gerektiriyor. Antrenörlerimiz bu çalışmayı yapıyorlar, sporcuları belli bir aşamada yetiştiriyorlar. Ama bu da yeterli değil. Yani gece gündüz antrenman dahi yapsa, uluslararası arenaya açılmazsa bir yerde eksik kalıyor. Çünkü çok farklı bir oyuncu stiliyle karşılaşınca ne yapacağını şaşırabiliyor. Dolayısıyla biz de federasyon olarak hem kulüplerimizin kendi içindeki antrenmanları yapabilme kapasitesini arttırıp onlara malzeme konusunda veya belli sıkıntılarını giderme konusunda destekler veriyoruz. Onun yanında da çok fazla kamp alıyoruz kendilerini. Hem ulusal hem uluslararası. Mesela Ece kardeşimiz şu an yurt dışında, Slovenya'da kampta. Yine Özge kardeşimiz yıl içinde Romanya'ya gitti. Gelir gelmez Romenleri yendi ki Romenler bayanlar konusunda Avrupa'da çok etkili bir ülke. Almanlarla beraber. Hatta son büyükler Avrupa şampiyonu Romenler oldu. Evet. Romenler çok önemli. Onları yendik. Hep onlarla kamp yapıyoruz. İyilerle kamp yapıyoruz. Artık şu duruma geldik. Bu geçtiğimiz Avrupa şampiyonası vardı. Biraz sonra deyince erkeklerde bir başarımız var esasında geçtiğimiz haftalarda. Final oynadık. Orada diğer ülkeler bizlerle kamp yapmak istiyorlar artık. Bize teklifte bulunuyorlar. Ya işte sizinle kamp yapalım. Sizin çok yetenekli sporcularınız olmaya başladı diye. Biz bu başarılarda bu kamp sistemini ama ondan önce sistemli ve planlı. Yani bu yıl içinde neler yapacağız? 2020'ye kadar planladık. Artık Özge yaşı çok genç olmasına rağmen o da artık bir olimpik hedef sporcumuz. Belki biraz sonra hayallerini anlatır ama biz ona bir hedef belirledik açıkçası. Biz onu olimpiyatlarda görmek istiyoruz. Dolayısıyla şimdiden bu hedefimiz belli. Yani 2024'ün sporcusu şimdiden başladı çalışmaya. Böyle olması lazım diye düşünüyoruz. Bu sistemli ve planlı çalışma. Kampları söyledik. Uluslararası maçlara çok fazla gönderiyoruz. Bütçelerimizi çok zorluyoruz. Hemen hemen hepsine göndermeye çalışıyoruz. Bir de bilimsel destek almaya başladık. Yani spor psikoloğundan tutun, kondisyoner, fizyoterapi, sporcu beslenmesi uzmanı vesaire. Bunları da artık kamplarımıza davet ediyoruz. Ülkemizde yarışan yabancı sporcular var. Artık onları da kendi yarışmalarından hemen sonra bir hafta daha bekletiyoruz. Hemen onlarla bir kamp yapıyoruz. Bu tür fırsatları değerlendirince toplamda başarılar da gelmeye başlıyor. Bir başarı hikayesi oluyor. Sonuncu olarak da şu konu başında şunu söyleyebilirim. Hedef belirleme çok önemli. Yani biz sporcularımıza soruyoruz, bir takım sporcularımıza. Hedefiniz ne? Bir hedefiniz olması lazım. Puan çok önemli dünyada. Puanım şu kadar. Bu puanı ilk yüze sokmanız için ne yapmanız gerekiyor? Bir kere kendisi inanması lazım. Bu hedefleri onlara veriyoruz. Çok maça gidecek, çok kişiyi yenecek ve puanları yükselecek. Böylece olimpiyat yolunda gidecekler. Bu hedefi de verince artık bundan sonrası sıkı çalışmaya kalıyor. Biz federasyon olarak üzerimize düşeni bir anlamda yapmış oluyoruz. Sporcularımızın başarılarından bahsettik. Özge ve Özge gibi sporcularımızın uluslararası arenada elde ettiği başarılar da ortada. Hocam siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir çalışmanın örneği, ortaya çıkan başarı, bunun altında yatan çalışmalar çok daha değerli tabii ki. Bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Ben her şeyden önce federasyon başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Çünkü yurt içi gerek yurt dışı ikili kamplarda sağ olsun bizi her kamplara gönderdi. Sporcularımızın her kamplarda bulunmasına yardımcı oldu. Çünkü birinci etken yabancı sporcularla kamp yapmaktı mutlaka. Gerek il içinde, ülke içinde, gerekse yurt dışındaki kamplara mutlaka sporcularımızın diğer oyuncularla ikili temasta olması gerekiyordu. Sonucunda da zaten ilk Romanya kampından sonra ilk Romanya ile oynadık. Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'yı eledik. 3-0 gibi. Kampa gelmeyecekler. Kesinlikle. Şu anda da milli takım olarak bayağı teklif alıyoruz. Diğer ülkelerden kamp teklifleri alıyoruz. Önceden biz istiyorduk. Şimdi onlar istiyor bizlerle kamp yapmaya. Özge ve Ece Haraç sporcumuz inşallah 2020-2024 olimpiyat listesinde büyük adımlarla gidiyorlar. Ece kızımız şu anda Slovenya'da. Dünyanın en iyi 15 yaş grubu arasındaki 40 sporcu arasında şu anda. Özge kızımız da gidecekti. İşte bu hafta kulüpler Avrupa Kupası olduğu için İspanya'ya gidecek Özge. İnşallah Özge'yi oraya götüreceğiz. Ece kızımız da orada en iyi şekilde hazırlanıyor. İnşallah daha iyisi olacak.
Şimdi yayınımızın başında söylemiştik. Avrupa en iyi onlar turnuvasında milli sporcumuz Özge Yılmaz 9 maçın 6'sını kazanarak Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Bununla ilgili senin düşüncelerini almak istiyorum ben aslında. Neler söylersin Avrupa ikinciliği sonrasında? Nasıl bir organizasyon geçti? 9 maçını da değerlendirmeni istiyorum. Sana neler kazandırdı? Yani o 9 maçı yapmadan önce biz o maçları kameraya çekmiştik. Yani analizini yaptıktan sonra yani maça daha rahat çıktım ve yani istedim, yani inandım. Ve o maçları almak için elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum. O 3 maçı da alabilirdim aslında. Eğer bir maç alsaydım şampiyon olacaktım. Yani istediğim şeydi. Avrupa üçüncüsü olduğumda mutluydum ama o en iyi onlarda ikinci olduktan sonra daha bir mutlu oldum. Şu da önemli. Başarı ya da başarısızlık, ben ikisini ayırarak aslında değerlendirmiyorum. İkisi de aynı yolda ilerleyen konular. İkisinden de önemli dersler, önemli tecrübeler kazanılacak durumda olabiliriz. Bunları sadece iyi analiz ediyor olmamız lazım. Şampiyona tamamlandıktan sonra neler kazandığını düşünüyorsun? Gitmeden önce nasıl bir Özge vardı? Döndükten sonra kazandığın tecrübelerde nasıl bir Özge geldi Türkiye'ye? Yani böyle daha çok istememi ve yani hatalarımı düzeltmem gerektiğini iyi anlıyorum. Yani o maçlardan sonra hatalarımı çözüyorum. Yani antrenmana gelince daha bir istekli olup çalışıyorum yani. Genel performansını nasıl değerlendiriyorsun? En iyi onlardaki 9 maçının genel performansı nasıldı Özge'nin? Yani iyi oynadığımı düşünüyorum ama yani daha iyisi olabilirdi. O maçların çoğunu yani alabilirdim. Bir setle gitti o bir maçta. Senin ve diğer sporcularımızın başarılarını burada her zaman değerlendiriyor olacağız. Her zaman konuşuyor olacağız. Sayın Kerim Koç'la beraber devam edelim. Tabii birçok farklı yaş kategorisinde gelen başarılar var. Bunu büyük bir havuza yaymayı başarmak hiç kolay değil. Tüm sporcularımızın elde ettiği başarıları hep bültenlerde takip ediyoruz. Haberlerde, gazetelerde, internet sitelerinde okuyoruz. Masa tenisi gerçekten kendi içinde bazen olur ya, sessiz sedasız büyüdü derler. Hayır, masa tenisi bağıra bağıra geliyor aslında. Çünkü her yaş kategorisinde bunu yapıyorsunuz. Bu başarının genel temelini ve genel değerlendirmesini nasıl yaparsınız? Şimdi az önce başarıya giden yollarla ilgili biraz bazı konulara değindik. Son halkada şunu söyleyebilirim. Geçtiğimiz hafta Lüksemburg'da Avrupa Büyükler, büyük takımlar maçı vardı. Şimdi zaten başarı grafiğimizi beraber yaşıyoruz. 8 aydır da beraberiz sizinle. Hem sizin yayınlıyorsunuz hem de takip ettiğiniz için de daha çok konuya hakimsiniz. Hep bir aşama bir aşama. Şu an bu yıldızlar ve gençlere de çok fazla madalya almaya başladık. Hiç bugüne kadar almadığımız dereceleri almaya başladık. Lakin diyoruz ki yıldızlar ve gençleri almak yeterli değil. Bunları büyüklere taşımak lazım. Esas nihai hedef büyüklerde derece almak. Büyüklerde bir iki gerçekleştirdik işte geçtiğimiz hafta Lüksemburg'da. Orada erkek takımımız final oynadı. Şöyle final oynadı. Avrupa'nın UEFA'sı diyelim. Bir Şampiyonlar Ligi var. Bir UEFA'sı var. Biz UEFA'sına mücadele ediyorduk göreve geldiğimizde. Hedef olarak burada en iyisi olup Şampiyonlar Ligi'ne çıkmak diye bir hedef belirledik. Bunu gerçekleştirdik. Bunun için çok sevinçliyiz. Yani biz göreve geldiğimizde Avrupa'da 24.'üydük sıralamamız. Şimdi ilk 16'ya girmiş olduk. İlk hedefimiz buydu. Böyle böyle takımı yükseltmeye çalışıyoruz. Tabii takımı yükseltmek için takım bireysel sporculardan oluşuyor. Yani ne kadar takım desek de futbol gibi değil. Yani bireysel sporcu maçını alırsa takım da maçını almış oluyor. Evet. Dolayısıyla birebir o arkadaşları işliyoruz. Orada İbrahim kardeşimiz var. Yine beraber olmuştuk onunla canlı yayında. Yalova bölgesinden. İbrahim kardeşimiz çok formdaydı. Çok çok formdaydı. İlk yüzde birkaç oyuncuyu yendi. Şimdi çok da ciddi puanlar bekliyoruz. Artık sıralaması da yükselecek. Bizim hedefimiz zaten kendisini ilk yüze koymak. Bunu ispatladı. Birçok yüzdeki sporcuyu yendi. Bu önemli bir şey. Nasıl yendi? Hemen ondan önce burada bir İran'la kamp yaptık. İran ki Bakü oyunlarında finalde kaybetmişti. İran'ın ilk yüzde iki tane sporcusu var. İran masa tenisinde iyi. Onlarla burada kamp yapınca kampta onları yenmeye başladık. Yani yakında bir İran'la maçımız olursa işleri zor. Hatta İbrahim kampa bağlıyor. Kampta onları yenince çok farklı stilleri var İran'ın. Çok değişik oynuyorlar masa tenisi. Bir ekollü var İran'ın. Onlarla oynayınca bu başarının nedenlerini bir sorgulamaya başladık. Bu kamp çok iyi dedik. İran Federasyonu'na görüştük. Bizim sporcular diyor Hindistan Open'ı final oynadı diyor. Yani o kamp bize de çok yaradı diyor. İşte karşılıklı tabii ki kazan kazan formülüyle. Kampları çok çok önemsiyoruz. Bir de Talha kardeşimiz var erkeklerde. Adana bölgesinden. O da çok formdaydı. Çok iyi maçlar aldı. Zaten bizim erkeklerde Ahmetli'yi biliyorsunuz. Zaten geçtiğimiz dönemde olimpiyata giden sporcu. Yine onunla beraberiz. Ahmet'i de formda sokmak ayrı bir mesele. Onun formda kalmasını sağlıyoruz. O ilk yüzde zaten.
Şimdi İbrahim ve Talha erkeklerde olimpik sporcumuz. Hedefe belirledik bunları. Ona göre maçlara geliyor. Hep bunlara özel çalışıyoruz. Kızlarda da Melek Uyu zaten Avrupa'ya mal olmuş, dünya mal olmuş biliyorsun. Onun yanında Sibel diye bir kızımız var. Şimdi yakında çıkacak büyüklerde. Sibel'in yanına da Özge kardeşimiz geldi. Yani Sibel ile Özge kızlarda, İbrahim ve Talha erkeklerde olimpiyat hedef grubunda şu an. Olimpiyata hazırlıyoruz biz bunları. Hı hı. Şimdi olimpiyata hazırlarken çok da form tutunca takım maçlarında da dolayısıyla başarı geliyor. Lüksemburg'da da öyle oldu. İbrahim çok formdaydı. Yani Ahmet'in tek başına formda olması yetmiyor. İbrahim de iyi maçlar aldı. Talha da onlara ayak uydurunca final oldu. Orada en iyi sürpriz yapan takımdık yani. Bütün ülkeler bize hayran kaldılar diyebiliriz. İyi bir şekilde temsil ettik. İşte nedenlerini biraz önce söyledim. Onlara çok değinmek istemiyorum. Ama bu olimpik sporcu olunca tabii ki onlara bizim yatırımımız da farklı oluyor. Burada hocam az önce onu söyledi. Bunu paylaşmak istiyorum. Demek ki Türkiye'den çıkabiliyor. Demek ki o yola girdik. İran'dan çıktı. İran'ın o iki sporcusu öz İran vatandaşı yani. Değiştirme değil. Bize de çıkabilir demek ki. Biz zaten onları yenmeye de başladık. Kampta da yendik. Onlar olimpiyata sürekli gidiyorlar. Bu plan dahilinde gidersek ben olur diye düşünüyorum. Yani 2017 bitiyor. 2018 belli. 2019 belli. 2020'de de inşallah Tokyo olimpiyatlarında arkadaşlarımızı göreceğiz. Oraya göremesek 2024'de zaten Özge'nin jenerasyonu geliyor. Şimdi biz bir de jenerasyon oluşturmaya bakıyoruz. Bu kısa dönemli arkadaşlara yüklendik. Ama bir de şimdi sıfırdan başlayan bir jenerasyon var. Az önce örneğini verdi ya, işte beden eğitimi öğretmeni genelde böyle oluyor zaten. Okullarda yetenekleri alıyor, kulüpleri yönlendiriyor. Onları biz bir şekilde yetiştiriyoruz. Şimdi buna yoğunluk gösteriyoruz. Bu artık 2024, biz o günleri görmüyoruz bilmiyorum ama 2028-2032'yi bile şimdiden kurmak lazım. Çünkü kurumsal hafıza yani bir şekilde devam etmesi lazım diye düşünüyoruz. Yani iyi bir sistem kurduk diyebiliriz. Türkiye'den de çıkabiliyormuş dediniz. Aslında burada ben sizi dinlerken kafamda da bazı şeyler, daha doğrusu taşlar yerine oturmaya başlıyor. En güzel çalışmalardan biri de şu. İşte Kayseri bölgesi örneği veriyorsunuz. Yalova bölgesi sporcu diyorsunuz. Adana diyorsunuz. Yani tamamen Türkiye'nin geneline yayılmış durumda. Hep İstanbul, Ankara, İzmir özelinde gider ve özellikle İstanbul'dan o sporcuları bulmaya çalışırız. Ama masa tenisinin öyle bir duvarı yok. Tamamen tüm illere yayılmış durumda. Bunu başarmak belki de zor. Ekstra bir çalışmanız var mıydı bununla ilgili de? Bu şöyle, gerçekçi olmak gerekirse masa tenisi tüm branşlarda aynı. Antrenör ve kaliteli antrenör çok çok önemli. Biz hatta şimdi antrenör yetiştirme programı da gündeme aldık. Avrupa'nın, dünyanın en büyük sorunu antrenör, kaliteli antrenör. Şimdi kaliteli antrenörünüz hangi ildeyse o ilde başarı geliyor. Tek başına antrenör de olmuyor. Biz bunu hep anlatıyoruz. Bir saç ayağı var. Ona destekleyecek yönetici lazım. Malzemesi lazım. Tek başına antrenör olsa, yöneticisi olmasa yine başarı gelmiyor. Biz saç ayağı oluşturuyoruz biz. Antrenör, yönetici, malzeme ve salon, tesis. Tesis olmazsa, antrenör olsa yine evet, iş olmuyor. Bunların hepsi bir ekipman. Biz burada federasyon olarak aksayan yönler neresi varsa ona destek oluyoruz. Biz 9 aydır görevdeyiz. Tabii ki hocalarımız Özge bizden önceki dönemde başladılar. Yani önceden gelen bir, yani bizim dönemde böyle oldu demek bize yakışmaz. Ama biz şunu söyleyebiliriz. Üstüne şunu koyduk. Bir plan, program ve sistem inşa ettik. Ayrıca üreten antrenörlerimizin sıkıntılarına bize dertlenmeye başladık. Dedik ki o saç ayağında neresi aksıyor? Malzeme sıkıntımız var diyor ise hemen federasyon olarak pozitif destek veriyoruz. Yani biz de bir destek birimiz ama bütün yük hocamızın, bütün hüner, bütün başarı varsa tabii ki öncelikle hocalarımızın. Biz bu anlamda Kayseri'ye, Adana'ya, Yalova'ya başta olmak üzere şimdi gelen jenerasyonlar da var. Şimdi bunlar derece alanlar. İstanbul'da İBB'nin kızları çok iyi geliyor. Çorum'da çok ciddi anlamda Ali hocamızın erkek yıldız gençleri, yıldız çocukları geliyor. Bunlara da çok teşekkür ediyoruz. Belki ilerleyen yıllarda bunları konuşacağız. Birkaç jenerasyon daha var böyle yayılan. Doğu'da çok güzel işler yapan. Batman'da bir kardeşimiz var işte, Şükran diye Batman. Ama çok güzel işler yapıyor. Yani ama da demek istemiyorum. Belki de yakın gelecekte Batman bu işi alıp götürecek. Çok kısa şunu eklemek istiyorum. Kayseri Belediye Başkanımıza belki bilmiyorum. Yani şu önemli. Masa tenisi gelir getiren bir branş değil. Birileri buna destek oluyorsa onları onur etmek lazım. Çünkü buradan bir gelir beklemiyor. Mesela Koca Sinan Belediye Başkanımıza, Ahmet Bey'e, orada Bekir abimiz var, Bekir Yıldız'a. Bunlara teşekkür etmek lazım. Çünkü tamamıyla kendileri finanse ediyorlar. Destek arkalarındalar. Bir sıkıntısı olsa yardımcı oluyorlar. Mücahit Bey'e, yönetim kurulu üyemiz, Yalova'da Bayram Ali hocamıza, Resul Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz belediye başkanlarına. Bunlar olmazsa sistem bu kadar sağlıklı gitmez. Ama emin olun bu saç ayağına artık siz de girdiniz. Basın kısmı da girdi. Ne güzel. Siz de bir el attınız, destek verdiniz. Ben açıkçası federasyona mal etmek istemiyorum bütün başarıları. Başarı hepimizin. Sizin de ciddi anlamda başarısı var bu başarıda. Kesinlikle var yani.
Hocamız zaten başta var. Bir camiamızın da var. Onlar yorumlarıyla bize destek oluyorlar, moral veriyorlar. İnşallah özlenen o masa tenisinde biz niye 80 milyonuz nasıl başarılı değiliz tablosunu hep beraber gerçekleştireceğiz diye düşünüyorum ben. Hı hı. Antrenörümüz Halil Adak'la devam edelim. Tabii bu çalışmalarda merkez konuda antrenör olunca sizin üzerinize çok fazla iş düşüyor dedik, bunu konuştuk. Siz buradaki gelişimi ve Türkiye'nin potansiyelini, Türk masa tenisinin potansiyelini nasıl yorumluyorsunuz? Tabii ki sporcu potansiyeli önemli ama diğer tarafta bir de antrenör potansiyeli de var. Hem kendinizi, hem çalışma arkadaşlarınızı, hem de bu projeyi, bu çalışmayı, altyapı çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi benim kendi sporculuk geçmişimden de gelen bir hırslı bir yapım var. Her zaman imkansız diye bir şey yoktur. Her zaman mutlaka yeter ki inan. İnanmayla zaten yolun yarısını kapatmış oluyorsunuz. Haliyle bunun üzerine biraz da bilgi ve dikkatle beraber. Masa tenisi de dikkat sporu dikkat gerektirdiği için başarının yolu daha çabuk açılıyor. Şimdi biz 2016 yılında bir çalışmaya başladık. Hedef 2017 yılında Portekiz'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'de bir ilki başarmak, Yıldız Kızlar'da Türkiye'ye o madalyayı getirmekti planımız. Diğer antrenör arkadaşlarımızla da konuştuk. Neden olmasın? Yeter ki inanalım. Ortak bilgi paylaşımları yaptık. Yalova'yla olsun, Ece Haraç kızımızla olsun. Antrenörle devamlı irtibattaydık. Aldık sporcularımızı kampa soktuk. Ankara'da kendi aramızda kamp yaptık. Kayseri'de kendi aramızda kamp yaptık. Her şeyi federasyondan beklememek de gerekiyor. Yani kendimiz de fedakarlık yapmamız gerekiyor. Haliyle sağ olsun diğer meslektaşlarımız da bu konuda yardımcı oldular. Biz bu planı yaptıktan sonra 3 ay sonra Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'da Zagreb'de çift bayanlarda yıldızlarda madalya geldi. Biz 1,5 yıl sonrasını hedeflemiştik. 3 ay sonra geldi. Baktık, inanmaya başladık. Daha büyük düşünmeye başladık. Portekiz'e gittik. Dedik kesin takımlarda madalya olacak. Ona göre çalıştık. Orada da takımlarda madalya geldi. Çift bayanlarda da yine geldi. Ve tarihinde ilk defa Türkiye'den bir sporcu Avrupa Top onlara davet edildi. Hı hı. Biz buna sevinelim derken bir de oradan da madalya geldi. Her zaman hedefimizi bir üste çekmeye sizin başladık. Sizin işinizi de zorlaştırıyor evet. Sporcular. Ya ben bunu hep diyorum çocuklar. Çocuklar beni yorun. Antrenörü yormazsanız sporcu gelişmez. Yani ne kadar çabuk gelişmeye başlarlarsa, dikkat ederlerse antrenör yoracak. Haliyle antrenör de gelişecek burada. Evet. Kendini geliştirmek zorunda. Çünkü o çocuğun istediği bilgiyi doyurmak zorunda o sporcuyu. O yüzden de haliyle başarı da kaçınılmaz oluyor. Bu evet. Başarının kahramanlarından biri. Özge, sana da sözü bırakacağım. Sonra bir aramız olacak. İkinci bölümde yine uzun uzun konuşacağız. 15 yaşındasın. Avrupa ikinciliğiyle beraber geldin buraya. 10 yaşından beri çok daha yoğun bir tempoda aslında devam ediyor. Şöyle güzel bir örneksin aynı zamanda. Bunu da ben ekranları başında bizleri takip eden ailelerimizin daha dikkatli dinlemelerini istiyorum. Sen o konuda çok daha güzel bir yönlendirme de yapabilirsin ailelere. Okul ve profesyonel bir masa tenisi kariyeri var. Millilik kariyeri var. Sürekli şampiyonalar, sürekli maçlar, sürekli organizasyonlar. İkisini nasıl götürüyorsun? Nasıl bir planlaman var? Antrenörlerin, ailen, okuldaki öğretmenlerin, tabii ki federasyonun burada çok büyük destekleri var. Ama senin de inancın burada çok önemli. Öncelikle senin inanıyor olman lazım. Nasıl bir plan program içerisinde devam ediyorsun? Yani sabah 8.30'da servis bizi alıyor, 9'da dersimiz başlıyor. Akşam 5 çeyrek kala falan bitiyor. Biz 5'te antrenmana gidiyoruz. 8'e kadar antrenman yapıyoruz. Eve gitmemiz zaten 8.30'u buluyor. Ondan sonra yememizi yedikten sonra dersime çalışıyorum. Öyle devam ediyor. Aslında bu kadar kolay diyorsun. Hani iki cümlede hem profesyonel kariyerinde hem de okul hayatının ne kadar düzgün bir şekilde ilerleyebileceğini söylüyorsun sen aslında. Peki burada öğretmenlerinin desteği oluyor mu hiç? Motivasyon olarak düştüğün dönemlerde dışarıdan ekstra bir destek alıyor musun? Oraları nasıl geçiyorsun? Yani okulda mesela maçlara gittiğimde, okula gidemediğimde hocalarımız yani özel ilgileniyor bize. Yani alamadığımız dersleri tekrardan veriyor, anlatıyor. Okulun açığını da bir şekilde sana öğretmenlerin desteğiyle birlikte kapatmana yardımcı oluyor. Evet. Umuyorum ki bundan sonra da aynı şekilde eğitim ve
spor hayatın beraber devam eder ve bundan sonraki programlarda daha uzun başarılarını konuşuyor oluruz. Tabii burada kapatmıyoruz. İkinci bölümde yine Türk masa tenisinin gelişmelerini, federasyonu ve sporcularımızın başarılarını konuşacağız ama Spor 360'ta kısa bir kahve molası verelim. Kahveden sonra tekrar beraberiz. Spor 360'da son bölümde tekrar sizlerle birlikteyiz. Değerli izleyenler, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı, antrenörü ve milli sporcumuzla birlikte keyifli sohbetimize devam ediyoruz. Ekranların başında bizleri takip eden izleyicilerimizle bu arada hatırlatmamızı yapalım. Sports TV'nin Twitter adresi ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Mesajlarınızı bekliyoruz. Ben şöyle bir reklam arasında da baktım. Birkaç tane mesaj var. Hemen onları da değerlendirelim istiyorum ben. Kübra Sirikçin mesajını ulaştırmış bizlere. Kahramanmaraş Masa Tenisi ailesi olarak antrenman salonumuzda değerli başkanımız Halil hocamız ve Özge kızımızı Spor TV sayesinde canlı olarak izlemekteyiz. Spor TV ailesine Türkiye Masa Tenisi Federasyon bünyesinde görev alan tüm masa tenisi camiasına başarılar dileriz demiş. Kayseri Masa Tenisi'ne de başarı dileklerimizi iletiyoruz demiş. İzleyicimize teşekkür edelim. Güzel mesajlar geliyor aslında yaptığımız yayınlarda ve hem stüdyo hem de müsabaka yayınlarında çok güzel geri dönüşler ve mesajlar alıyoruz. Bu da aslında çok güzel bir durum. Bilmiyorum başkanım siz nasıl yorumlayacaksınız bu izleyici desteklerinin de geliyor olması. Tabii öncelikle Kahramanmaraş'a çok sevgiler, selamlar iletiyoruz. Yakın zamanda da programımız da var. Bir Maraş ziyareti görünüyor. Hı hı. Orada tekrar arkadaşlarımızla bir arada olacağız inşallah. Başkanım bir 2 milyon kişiye masa tenisi öğretme projesi vardı. Bunun detaylarından, gelinen noktadan ve bundan sonra yapılacak olan çalışmalardan da biraz bahsedelim. Evet, biz masa tenisini genel olarak ikiye bölmüştük. Birincisi performans spor olarak masa tenisi demiştik. Az önce performans bölümünü konuştuk. Madalyalar gelmeye başladı. Burada şunu ben not aldım. Halil hocama teşekkür ediyorum. Bir şeyi söyledi. İnanmaya başladık dedi. Yani gerçekten de inanmaya başladık. Onu ben tekrar telaffuz etmek istiyorum. O çok uygun bir kelime. Yani kabuğumuzu hep beraber kırmaya başladık. Bu işin performans kısmı. Bir de bu işin kitlelere yönelik kısmı var. Bunun da adını 2 milyon kişiye masa tenisi oynatıyoruz diye koyduk. Buradaki amacımız masa tenisinin o sağlığa verdiği yararlardan tutun da birçok alanda kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlaması için insanlarımızın masa tenisiyle tanışmalarını sağlamak. Hı hı. 2 milyon yeni kişi esasında burada. Ha, bu da aralarında masa tenisini çok daha devamlı üst seviyede oynamak isteyenler varsa onları da tekrar kulüplere yönlendirme düşüncemiz var. Genel olarak oynatma. Bununla ilgili yine geçtiğimiz hafta bir fuar vardı, spor fuarımız. Orada stand kurduk, masalarımızı koyduk. İlgi de bayağı vardı. Fuarlara mümkün mertebe katılıyoruz. Orada masalarımızı kuruyoruz. Vatandaşımızı oynatıyoruz. Onun yanında açık hava etkinlikleri çok yapmaya başladık. Son 3 aydır Doğu bölgesine biraz ağırlık verdik. Orada birçok ilimizde Van'dan tutun orada Bingöl'de 8-10 ilde açık hava etkinliği yaptık. Orada federasyonumuz tişört dağıtıyor, top dağıtıyor, raket dağıtıyor. İşte 8-10 tane masa kuruyoruz. Bazıları daha fazla masa kuruyoruz. Orada vatandaşımıza uygun bir alanda masa tenisi oynatıyoruz. Sonra masaları da orada bırakıyoruz. Orada belli okullara dağıtıyor il müdürlüklerimiz sağ olsunlar. Bu şekilde 2 milyon kişiye ulaşmak istiyoruz. Bu yeni süreçte yani geçtiğimiz 8 ayda bunun altyapısını yaptık. Çok fazla üstüne gitme fırsatımız olmadı. Performansa çok ağırlık verdik. Yani %70-%80'lerimiz performans kısmına ağırlık verdik. O oturmaya başladı. Çok da kaliteli bir teknik kurulumuz oturdu şimdi oluştu. Şimdi artık bu 2017-2018 sezonunda %20'lerde, %30'larda olan enerjimizi 2 milyon kişiye masa tenisi oynatmada %50'ler, %60'ları çıkaracağız ki tam dengeyi yakalayalım. Bu da şu anlama geliyor. Daha fazla kişiye ulaşacağız. Daha fazla belki basında yer alacağız. Daha fazla kitlede masa tenisi oynatacağız. Bu ana hedeflerimizden bir tanesi. Diğer ana hedefimiz. Dünya Masa Tenisi Günü var 6 Nisan'da. Bu geçtiğimiz yıl birçok ilimizde kutladık. Bu önümüzdeki 6 Nisan'da hemen hemen tüm illerimizde kutlamak istiyoruz. O gün hiç es geçmek istemiyoruz. Herhalde bunları da yaparsak bu yıl sonuna kadar 2 milyon kişiye ulaşırız diye düşünüyorum ben. Bu da web sitemizde orada bir butonumuz var. O butonumuza diyoruz kendi faaliyet yapan arkadaşlarımıza buyurun fotoğraflarınızı paylaşın. Yeri paylaşın biz de sizin adınıza web sitemizde yayınlayalım diyoruz. Böyle de bir Türkiye genelinde masa tenisi. Ben Trabzonluyum. Bu yazın bir memlekete uğradım. Yani Uzungöl'ü bilirsiniz orada bir köydeyiz. Baktım orada hemen birileri
ciddi anlamda masa tenisi oynuyormuş. Yani artık o kadar ulaşıyoruz ki böyle bir tane masa bir ortamda ama onlarca kişi. Hemen onlarla bir iletişim kurduk. Onlara dedik ya ne işiniz var, ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? Yani hiç bilmediğiniz, hayale gelmeyecek yerlerde insanlar masa tenisi oynuyor. Şimdi biz o iletişim kanallarını açmış olduk. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine. Nerede masa tenisi oynanıyor ise biz de iletişim halindeler. Olmayanlar da zaten basına sık sık çıkıp diyoruz webten bize ulaşın, Facebook'tan ulaşın bir şekilde biz de size ulaşalım. Masa tenisi ailesini daha da büyütelim diyoruz yani. 2 milyon rakamı gerçekten çok ciddi bir rakam. Antrenör olarak siz nasıl yorumluyorsunuz bu çalışmaları? 2 milyon kişiden çok şampiyon çıkar. İnşallah çıkacağız. Tam bir antrenör cümlesi oldu. Kesinlikle çok şampiyon çıkar. İnşallah bakalım. Her geçen gün masa tenisinin kitle spor olduğu için her geçen gün sayısı artıyor. Hı hı. Benim kendi salonuma gelen Kayseri'de inanılmaz bir veteran potansiyeli oluştu. İnanılmaz bir okullardan talep gelmeye başladı. Son bir haftadır gelen talebin haddi hesabı yok. İnanılmaz derecede. Özellikle bir de bu TEOK sınavı kalktıktan evet. sonra sosyal faaliyet anlamında bütün okullar çocukları hep bir sosyal faaliyete göndermek istiyor. Bunların önünde de masa tenisi geliyor. Çünkü masa tenisinde 7'den 70'e herkesin hitap edebileceği bir spor branşı olduğu için kız olsun, erkek olsun herkes çocuğunu masa tenisine göndermek istiyor. Her kesime de hitap ediyor. Çok büyük rakamlarla evet, masa tenisi oynamanıza da gerek kalmıyor. Bu sene gerek Türkiye'de gerek uluslararası arenada olsun güzel bir reklamımız oldu masa tenisinde. Kayseri'nin çok güzel bir reklamı oldu. Özellikle Kayseri'de de oldu. Ve haliyle herkes masa tenis salonunun adresini artık net olarak biliyorlar. Herkes Özge'yi konuşuyor. Betül Nur kahraman kızımız var, onları konuşuyorlar. Herkes masa tenisinde başarılı olmak istiyorlar. Benim çocuğum da Avrupa finali oynar mı isteği var. İnşallah. Ben artık bundan sonra final değil, şampiyonluk istiyoruz. Hedefimiz daha büyük olacak. Bir de Özge'nin hedeflerini alalım. Özge Avrupa ikincisi olarak geldin ama bundan sonrası çok daha yoğun ve başarılarla ilerleyecek umut ediyoruz. Çok daha büyük organizasyonlar seni bekliyor. Biraz da hedeflerinden bahsedelim son olarak. Yani öncelikle yıldızlığımın son senesiydi. Gençlere geçtim. Gençler de Avrupa Şampiyonası'nda yıldızlardakinden daha iyi bir performans göstermek istiyorum. Ve İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. 2020 olimpiyatlarına katılıp orada daha iyi başarılar elde etmek istiyorum. Ve benim gelişmemi sağlayan Halil Hocam'a, maçlara gitmemi sağlayan Federasyon Başkanı'ma, Koca Sinan Belediye Başkanı'ma ve Bekir Başkanı'ma teşekkür ediyorum. Senden de bir söz alalım. Tarihi hiç önemli değil. Hangisi olursa olsun buraya geldiğinde seninle beraber bir olimpiyat madalyası sohbeti yapalım. Senden bu sözü alıyoruz o zaman. Bu görüntüleri kullanarak başlayacağım hatta o programa. Başarı dileklerinizi iletiyorum Spor CV ailesi olarak. Her zaman destek vermeye ve haberlerinizi herkese duyurmaya devam ediyor olacağız. Halil Hocam son cümleleri de alalım sizden. Ben her şeyden önce Sayın Mete Türemen Hocam'a, beni yetiştiren hocama çok teşekkür ediyorum. Federasyon Başkanı'ma, Koca Sinan Belediyesi Başkanı'na, Ahmet Çolak Bayraktar'a, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Murat Eskici Müdürüm'e, Mücahit Soyak Başkanıma desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tabii bunlardan en önemlisi de eşimin bana bu konuda destek vermesi, Özge'nin ailesinin destek vermesi. Bu başarıdaki en büyük pay sahiplerinden birileri saydığım kişilerdir. Bugün de benim evlilik yıl dönümü. Nice yıllara diyelim o zaman. Çok teşekkürler, sağ olun. Güzel bir destek var ve o desteğin karşılığı da çok güzel bir başarı olarak geliyor. Sağ olun, çok teşekkürler. Biz çok teşekkür ederiz. Başkanım, son cümleleri de sizden alarak yavaş yavaş kapatalım. Güzel bir sohbet olduğuna inanıyorum. Bu tür gelişmeleri camiamıza sizlerin aracılığıyla sunma fırsatı verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Hatta bunun da bir kalıcı olması için Sports TV ailesine minik bir hediyemiz var. Çok teşekkür ederiz. Bunu da ben size takdim etmek istiyorum. Yani sizlerin masa tenisine karşı gösterdiği ilgiden sonra bir ivme kazandı gerçekten masa tenisi. Bunu camiamız adına size, Sayın Ahmet Gülüm Bey'e, yönetim kurulu başkanımıza çok teşekkürler, saygılar, sevgiler sunuyoruz. Bu da bir kalıcı hatıramız olsun federasyonumuz adına. Hep beraber daha başarılı, daha güzel günleri
temennisiyle hepinize, tüm camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Öncelikle çok teşekkürler. Ben SporSanet Grup Başkanı Sayın Ahmet Gülüm adına bu güzel hediyenizi alıyorum ben canlı yayında. Çok teşekkürler. Spor TV olarak desteğimiz devam edecek. Yeter ki bu başarılar gelsin ve biz burada sürekli sporcularımızın başarılarını hep birlikte değerlendiriyor olalım. Çok teşekkürler bir kez daha geldiğiniz için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Spor 360'ı burada tamamlıyoruz değerli izleyenler. Türk masa tenisinin geleceğinin ne kadar parlak olduğunu bugün hem federasyon başkanımız, hem genç sporcumuz, hem de antrenörümüzle birlikte olabildiğince değerlendirmeye çalıştık. Kapatırken ben bir kez daha ekran başında bizleri takip eden izleyicilerimize hatırlatmayı yapmak istiyorum. Avrupa Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen 15 yaş altı Avrupa en iyi onlar turnuvasına davet edilmişti Özge Yılmaz ve 9 maçın 6'sını kazanarak Avrupa ikincisi olmayı başardı. Bundan sonra çok daha büyük başarılar gelecektir. Özge ve Özge gibi sporcularımızın başarılarını her zaman olduğu gibi Spor 360'da, Spor TV stüdyolarında sizlerle beraber değerlendiriyor olacağız efendim. İlerleyen günlerde farklı konuları, farklı konuklarla birlikte yine sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Hoşçakalın.